Evet herkes duysun izleyicileri hoş geldiniz. Spor Panorama'da sizlerle beraber bugün Bursa Sporu derinlemesine masaya yatıracağız. Daha önceden bizlerin tabii çok yakından sevdiği, bildiği, tanıdığı bir isim. Şu an artık Bursa Sporu yöneticisi olarak bizlerle beraber sevgili Beyhan Çalışkan Kaptan. Bursa Spor'un artık içindeki yaşananları, son durumunu bundan sonraki süreci değerlendirecek sizlerin de yorumlarını değerlendirmelerini bekliyoruz. Sevgili kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsın kaptan iyi misin? Vallahi programa davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Herkes duysun programına. bizim için bir onurdur sizden beraber olmak. Çok teşekkür ederiz vallahi defaten zaten burada yayın yapmıştık seninle beraber ama bu hani kimliğine ilk defa bir arada e, bulunuyoruz ve hakikaten artık izleyicileri biliyoruz ki Bursaspor'un gerçekleriyle aydınlatma zamanı geldi. E, şu yönetimin en çok gördüğüm sevgili Sinan Başkan ve sizlerin e, hamasi nutuklarla değil tamamen rasyonel, gerçekçi hedeflerle aslında konuşmanız. Çünkü artık kara bitti. E, bir şekilde artık e, hani önümüzü nasıl değerlendireceğizi görmek lazım. E, i̇şin Saha kısmını tabii ki sen e, yıllarca futbol oynadığın üst düzey oynadığın için daha iyi değerlendirirsin ama şimdi yöneticilik vasfıyla biraz konuşmak istiyorum çünkü şehrin o beklediği e, yönetim oluştu, o güven tesis edildi gibi dışarıdan biz gazeteci olarak görüyoruz. Sen nasıl değerlendirirsin? E, gerçekten biz göreve geldiği bir ay oldu. 20 Ocak'ta kongre yapıldı. E, çok güzel bir, e, bir böyle şehirde böyle bir bütünleşme, sinerji oluştu, değil mi? sinerji oluştu, bir bütün, bütünleşme oldu. Herkes bize saygı gösteriyor. Teşekkür ederiz. Dazen kongre muhteşem oldu. 11 puanla bir takımın 1200 kişi gelmesi kongreye büyük bir olay. Yani Bursa Spor demek ki ama hala o sevgi var. Bursa'da inanın iş adamlarına toplantı yaptık, şeyler yaptık. Genç iş adamlara inanılmaz Bursa fanatikler. Yani yani Ge gelecek bana göre çok iyi emin ellerde olur. Ee, samimiler, istekliler, arzular bize de destek vermeye çalışıyorlar. Biz de zaten saha e, sağ içinde yıllar evvel oynadığımız arkadaşlarımızdan gene bir ekip oluşturduk. Bu sefer sağ dışında yönetici olarak. Tabi amacımız Bursa Sporu layık olduğu yere bir temeli oluşturmak, bir güven ortamı sağlamak, herkesi bir bütünleştirmek kavgalı, gürültülü kimse çünkü herkes o onu sevmiyor, bu bunu sevmiyor. Bu ama Bursa Spor çok kötü duruma geldi. Sevme, sevmek zorunda, saygı göstermek zorundasın. Sevmek zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın. Herkes birbirine saygılı olursa Bursa'da inanıyorum ki Bursa Spor e, en kısa zamanda o basamakları atlaya atlaya istediği yere gelecektir. Ama tabii bunu yapmak için de dediğimiz gibi bu bir seferberlik ilan etmesi lazım. Bursa şehri ne istediğini bilmesi lazım. Bursa şehri biz süperlik istiyoruz diyorsa o zaman herkes buraya katkı koymak zorunda. Tabii sadece bizim çabamızdan bu iş olmaz. Biz dersek olur ve bunun en baştaki tabii mülkü amirimiz Sayın Valimiz, Sayın Beyli Başkanlarımız Emniyet Müdürümüz savcımız sağ olsunlar herkes bizi ağırladı. Herkes bizim yanımızda yani o bile bize bir güç veriyor, güven veriyor. Ee, İnanın e, tüm e, nereye gitsek herkes bize sahipleniyor. Tabii bizim hem eski futbolcularımıza saygı duyuyorlar. Hem de şimdi Bursa Sporlu'yuz biz. de Bursa Spor'un temelinde kim ne atarsa boşa gitmeyeceğini bilmesi gerekir. Biz bu temeli oluşturacağız. İnşallah 3 ay içerisinde. Çünkü 1 ay içerisinde yaklaşık 8 milyona yakın bir para topladı yani toplandı ve borçlar ödendi bir şeyler yapılıyor bir, yani yapılıyor yani her herkes sahip çıkıyor inşallah daha iyi olacak. Şunu görüyorum yani bir kulübün marka değeri onunla olan e, yakın ilgiden biraz görülür. E, bunu görüyoruz şimdi tabii ki yönetim olarak sizler ziyaretlerde bulunuyorsunuz işte bahsettiğiniz e, vali beyden Belediye başkanlarına, savcılıktan emniyet müdürüne kadar birçok noktada kontak kurdunuz. Nasıl reaksiyonlar alıyorsunuz? Çok odunlu. Hiç kimse boş çevirmiyor. Şey yani biz biz hatta şimdi tabii ki dediğimiz gibi yani bu mükemmellerimizin bir bir biritedik bir oluşup. Ondan sonra ticari sanayi odası başkanımızdan da görüştük İstanbul'da. Şimdi de burada da görüşeceğiz. OSB'lere sebeplerle yönetim kuruluna geçeceğiz. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Onlar da herkes kararınca yani burada doğan, doğaya doyan herkes Bursa Sporu eğer istediği yani Süper Lig'de görmek istiyorsa çünkü Bursa 4 milyonluk büyük bir kent. Yani bu bu takım şeyde yani ilçe takımı değil ama şehir takımı. Bunu burada herkes bu olaya ortak oldu. Çünkü bakıyorum her mağlubiyetten sonra futbolcularımız üzülüyor ama biz de üzülüyoruz ve herkes üzülüyor. Üzülmeyen insanlar kalmadı. Çocuklar üzülüyor, büyükler Hatta üzülüyor. Kafroluyoruz kahroluyoruz yani. Yani herkes <laughs> üzülüyor. Yani ama şimdi o çocukları bu yükü bindirmişiz. Bu, bu çocuklar şu anda yetmiyor. Güçleri de yetmiyor. Bazı şeyleri aşamıyorlar. Aşağı. Çünkü neden? Bizim daha önceki yıllarda mesela Kerem Şen, Taha, Altı Kardeşler, bir, bu Ali Akman'ın şeyi yeğeni bilmem. Yani bir sürü kalitede oyuncu satıldı. E şimdi satılınca şimdi bu çocuklar şimdi belki rezerv oynayan çocuklar diyoruz gel kurtar bizi bu sporu kurtar. Nasıl kurtaracak yani? Yani arada çok büyük farklar var. Adamlar zaten 17 yaşında. Çocuklar zaten o sorumluluğu alamaz. U 17'de oynaması gerekirken biz A takımda oynatıyoruz. E onlar da elinden geleni yaptığını inanıyoruz sadece birlikteliği sahada pekiştiremiyorlar. O birlikteliği pekiştirirse gene kazanabilirler. Yani hala kaybediğimiz bir şey yok. Ba belki tutulabiliriz. Değil ama mi? mental eksiklik belki var değil mi abi? Ama motivasyon noktasında. Ama belki şimdi kaptan. şimdi şey var. Yani sendrom, sendrom yakışanıyor. Yani kazanamama, kazanamama sendromu yaşanıyor. Özgüven kaybolmuş çok. Sağ içerisinde top almaya çıkan yok. Bir, bir, bir kreatif özelliğini kullanan yok. Yaratıcılığını kullanmazsan nasıl bu çalışacaksın? Alma şansın yok. Korkarsan korku korkuyla bu yaşanmaz. Anlatmaya çalışıyoruz. Korkmayın oğlum düşersek düşeriz. Problem değil. Dünyanın sonu değil. İlk İ düşen de bizdeyiz. <laughs> ya Kocaeli Spor bal, bal Ligi'ne düştü. Eskişehir hala öyle. 35 kişiyi oynadı. Başkan. 30 kişi oynadı Kocaeli kendisi şeyde Bal Ligi'nde. 30 bin. 30 bin. 30 bin kişi oynadı ve şu, şu anda da Süper çıkma için çabalıyorlar. Yani biz neden yapmayalım? Biz düşmeyelim tabii Baldege'den. Biz üçüncü ligde burada dur dur diyelim eğer düşersek. Ama inşallah düş, düşürmezler arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. İnşallah bu rakip, üst rakipleri yenerlerse Adıyaman'ı orada. Yani o o çok önemli. Yani kırılma maçları eğer orada da kaybedersen zaten yapılacak bir şey yok. Burada tabii şöyle bir çağrı yapalım. Sev, sevgili Erkan Öncel geçtiğimiz hafta bir e, cuma toplantısında önemli bir konuya parmak bastı. Şu an e, ismini de zikredelim hadi. Katkı sağladıkları için Fuat Alparslan'ın sahibi oldu Furpa. Bursa Spor markalı ürünler çıkarıyor. E, ben de hemen e, ucundan kenarından ailem için ve Bursa Spor için hemen bu katkıları sağladım. Ürünlerimin hepsinin markasını Değiştirdim sevgili kaptan. Unundan, yağına işte pirincinden, bulguruna ne varsa hepsini o markalı ürünler alacağız Bursa Spor'a katkı olsun diye. Buradan da bir gelecek. Dolayısıyla hani ya ben Bursa Spor'a nasıl katkı sağlayacağım? Benim o kadar param yok ki dememek lazım. Evde gıda temel maddeleri içinde destek olabilir. Şimdi Türkiye'nin ekonomik durumu ortada. Herkes sıkıntı içerisinde. İş adamları sıkıntı içerisinde. Herkesin sıkıntısı var. Sıkıntısı olmayan insanlar yok şu anki durumun. Ama eee Bursa Spor için şunu yapabilir yani. Bizim bir projemiz var. Bursa Spor için yaklaşık 60 bin tane işletme var Bursa'da. İrili ufak İrili ufak. Birisi bir, bir tane asgari ücret verebilir. Birisi üç tane asgari ücret verebilir. Birisi 10 tane asgari ücret verebilir. Bütçesine göre. Bütçesine göre. Ama herkes bu katkıyı koyabilirse koyduğu an hesabını yaptık. Ayda 1 milyar. Lira. 1 milyar lira. 3 ayda 3 milyar. 1600 1800 neyse borcumuzu temizleriz ve önümüzdeki sezon borçsuz, cebimizde para olan her yerde pe yani şeyini transfer tatlı açılmış, her şey açılmış yeniden bir yapılanma içerisine girebiliriz 3 ay içerisinde. Şaka değil. Bu normal bir şey. 1500 dolar yani verecek 3 ayda. 3 asgari ücret veren insan 1500 dolar verecek. Eğer Bursa Spor'u seviyorlarsa ve Bursa Spor'a inanıyorlarsa, bize inanıyorlarsa bunu, bu katkıyı verirlerse biz bu gücü ortaya koyar ve her bütün borçlarımızdan arınırız. Tertemiz bir sayfa açarız ve tekrar o Bursa Spor'u, özlenen Bursa Spor'u yaratmanın peşinde oluruz. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla e, şu var, hani evet saha içerisinde 15 maç oldu. Galibiyet e, özlemi çekiyor takım. Bir yandan da eee Tabi bu hafta bay geçecek. Dolayısıyla karşılaşma oynamayacak. O makas açılsa da e, sportif anlamdaki e, sürecin e, futbolcular nezdinde şu an çok böyle bir kıyametin koptuğu, huzursuzluğun yaşandığı bir ortam olduğunu düşünmüyorum sevgili kaptan. Hani bununla ilgili kapınızı çalıp ya ben bu takımla oynamak istemiyorum. Benim artık ayrılmam ya da o konuda bana müsaade edin diyen var mı? Hayır hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Güzel şey yaptık. Yani çocuklar zaten e, güven bir ortam oluştu. Çocuklar da şey yapıyor ama onlar da eziliyorlar tabii. Mağlubiyetler üst üste gelince eziliyorlar. Ama şu var. Mesela en son burada Beyoğlu maçında yaklaşık 7500 biletli seyircimiz vardı. Var. Daha önce kombine yani yeter ki bizim bizim çocuklarımız Ankara Demirspor'dan puan getirse de ya puanı 20.000 kişi oynardık. bin kişi oynardık bu maçını. Yani o sevgi var. O ışığı gördük biz. O sevgi yani bizde nasıl ölmediyse o sevgi. Yani bu spor için biz her kapıyı çalarız. Ben kendim için hayatım boyunca ki hiç kimseden 5 kuruş para istemedi. Ve benim arkadaşım da aynı. Benim arkadaşım da aynı. Hiç, ben kendimiz için değil ama Bursa spor için ne gerekiyorsa yaparız. Yeter ki Bursa Spor layık olduğu yere gelmesi gerekir. Ekip İstanbul'a gitti. Sen de vurgu yaptın. Biraz oranın detaylarını senden öğrenelim istiyorum. Gerçi sanırım sen o ekibin içinde yoktun sevgili kaptan. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tabii ki başkan vekili, birinci başkan vekili ve aynı zamanda Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'la bir araya geldiler. Neler konuşuldu orada? Valla ben yoktum ama Hı -hı. çok olumlu geçtiğini söylediler toplantımızda. Ve nasıl yardımcı olacaklarını da söylemişler. Hı -hı. Eli, ellerinden geldiğince her türlü hem federasyon olarak hem de e, ticaret sanayi odası olarak ne gerekiyorsa yaparız demişler. Yeter ki dedi, dediğimiz gibi. Ondan sonra oradan çıkınca Cavit Bey'e gitmişler. Cavit Bey çok güzel bir şey yapmış. Cavit Bey hemen anında birkaç yeri aramış. Herkese yardım edecek diye. Benden ne istiyorsunuz derse her zaman şey yap. Yani başkanımız, bakanımız da elimizde. E, herkes yardımcı oluyor. He, yardımcı olmayan insan yok. Ama biz daha bir ay bu da... Ancak bunu yapabildik yani o kadar zaman çabuk geçiyor sabah 9'da iş başı yapıyoruz akşam 8'de eve zor gidiyoruz. Yani birisi para istiyor öteki biz mi borcu ödüyoruz doğalgaz ödüyoruz elektrik ödüyoruz çocuklara çalışanlara para ödeme bulmaya çalışıyoruz. Yani kolay olmuyor. SGK ile iç barış sağlandı mı sevgili başkan? Şu anda olma durumu var. Hı hı. Olma durumu var tekrar bir yapılanma durumu var. Ama dedi inşallah oraya kalmaz dediğimiz olaylar başlarsa işte ayda bir minar giderse o zaman onun da yapılanması yapılır. Paralar ödenir. Her şey farklı olur. Bursa Spor'da tabi ana çözümün kişisel olarak bir gazeteci olarak ve TSD Bursa Şube Başkanı olarak şuradan geçtiğini düşünüyorum sevgili kaptan. Ba gerçekten bataklığı kurutmamız lazım. Biz şimdi sinek avlıyoruz tabi. Tabi canım. bunu da böyle hani polyamla gibi ama şu şey, anda... ortam zaten bu. Başkan nasıl çözeceğiz? Yani bir buçuk milyar borç faizden biraz bir sekiz yüz belki de yani şimdi kurlar aldı başına gidiyor yani durmuyor ki adamın alacağı yüz bin dolar eskiden bir, şu kadardı şimdi bilmem kaç para oldu doğru yani bir de onları yetişmen lazım. Yani kolay Özellikle değil. Özellikle döviz yani, borçlu borçlar Yani değil bir ay içerisinde hem bir buçuk milyarı hem sportifi halletti hem onu halletti. Onu böyle, böyle bir şey yok yani. Sihirli denek yok. Bir zamana ihtiyacı var. En önemli şey güven ortamına ihtiyaç vardı. Bursa Spor yıllardan beri kan kaybıydı, kaybede bu duruma geldi. Ve çok zor duruma düştü. Gelenlere de Allah razı olsun, iş yapanlar da yani dercik yapan da Allah razı olsun. Onlardan bir sıkıntımız yok. Ama onlar da bir şey yapamazlar. Ancak böyle Bursa'ya mağrur olmuş insanlar bir araya gelirse, eski futbolcular böyle, oldu. sağ olsunlar onlar da eski futbolcu altına, herkes bize sahip çıkıyor biz başka türlü halledemeyiz. Biz, biz çok zengin insanlar değiliz. Ama bir kredimiz var. Herkese karşı, herkes bize karşı bir sevgisi var. Biz de mümkün olduğu kadar Bursa sporu en iyi şekilde temsil ettik bu zamana kadar. 30 yıl oldu ben futbolu bırakalım. Ama hala biz Bursa sporu beğenmez. Nereye gitsek öyle. Bunda yani ölünce kadar bu devam edecek o şekilde. İmece usulü tabii şehrin de dinamiklerinin bir araya geldiğini işte yavaş yavaş o yapbozun parçaları bence bir araya geliyor. Bunu görüyoruz. Geliyor. Geliyor. Ve... Hatta bir... bence başkan adayları da mesela değil mi? Marka değeri olmayan bir yere ziyaret etmez. Sonuç itibariyle hani salt bana oy verin diye gelmedi hayır, o başkan adayları. Hayır, hayır. Onlar neler vaat ettiler? Neler konuştular sevgili Yani herkes, ya herkes bu sus buldu. İnanın yani bir sürü Belediye başkanı adayı geldi. Sedat Yalçın Bey'in ilginç bir projesi var i̇nanılmaz. mesela. Adası projesi. İnanılmaz. Yani o yani her konuda mesela çok güzel projeleri var. Üç Örnekleri tane, var zaten. 3 tane proje sundu bize. Yani geleyim dedi. Bunları hallederim dedi. Yani üç tane proje. Sadece Bursa Spor için. Sadece Bursa Spor için. Kalıcı gelir kalıcı anlamında Tabii zaten en önemli şey kalıcı gelirler. Bak, yani hep taşıma suyundan değirmen dönmez. Tabii. Biz yıllardan beri hiçbir kalıcı gelir kalmamış. Eşi kalıcı gelir kalmayınca her e, ay bir de şu anda biz ikincilik B grubundaki de takımı yönetmiyoruz. Süper Lig takımı yönetiyoruz. Bakıpköy'de bir sürü insan var. Doğru. Ölcücü'de bir sürü insan var. Şeyde Mernos'ta var. E, e Stat var. Orada elektrik ödüyorsun, orada elektrik ödüyorsun. Yani yani sadece bu, şeyde normal mesela Kırklareli 4 kişi yönetiyor takım şeyi, kulübü. Yani küçük yerlerde bunu çok basit ama büyük yerlerde sen hem alt yapıyı koruyacaksın, hem üst yapıyı koruyacaksın, hem eri eri er, er yetişmeye çalışacaksın. 80 kişi çalışıyor şu anda. Yani ufak bir fabrika. Bir ya. de bir de geliri yok. Yani süperlikte olsan gelirim var. Evet. E, şimdi gelirin de yok. E, no, e, bir de e, devamlı akar bir şeyinde yok. Yani kalıcı bir şeye de gelmiyor. Bu kalıcı gelir konusuna gelecek olursak, bu birkaç biliyorsun taşınmaz var bunlardan bir tanesi de benzinlik gibi. En son bunlarla ilgili son durum ne sevgili kapı? Şu anda çok olumlu işler var başka hı hı. çok olumlu gelişmeler var. Hı hı. İnşallah e, en yakın zamanda e, müjdeli haberler gelecek yani e, güzel şeyler pe, var yani e, yapılıyor. Diğer e, dosyalarla ilgili de, hukuki süreçlerde devam Onu, ediyor değil mi? Onun Onun e, bizim hu, hukuk kurulu toplandı. Takip ediyor. Takip ediyorlar. Yani mümkün olduğu kadar yani inşallah e, bu spor menfaatine bir şeyler olur. Onunla ilgili tabii çalışmalar bekleniyor tabii en temelinde e, saha içi organizasyonun bir an önce düzlüğe çıkması lazım bu motivasyonu yakalayabilme noktasında. E, son olarak hani Canberk ve Ozan İsmail Koç takımdan ayrıldı. Ondan sonraki sürede de zaten mevcutlar. Biz geldiğimizde zaten, Ağla zaten onlar vermişler zaten. Pedroson'a vermişler. Aha. Onların menajerleri almış götürmüş. Evet. Onları. Gidiyor şeye arkadaş Rize'ye Rize, Rize gidiyor. İmza atıyor. Sonra Zonguldak Kömürü e, Zonguldak Kömür'de oynayacağını biz de oynayalım. Yani şimdi onlar şimdi inan yani çocukların şimdi tabii e, ufak oldukları için menajerler istedikleri gibi onlardan e, adamın adımı hayatıyla karar veriyor. Şimdi bazı oyuncular vardır mesela sıcak bölgelerde oynayamaz. Kalın oyuncu vardır, sıcak bölgede oynayamaz. Yağmurlu bölgede daha iyi oynar. Şimdi tercih yaparken yağmurlu bölgeyi tercih etmen lazım kariyeri açısından. Hmm. Ama bunu adam öteki taraftan daha çok para alacağı diye adam oraya yolluyor. Adam orada ölecek mi kalacak mı belli değil. Her yerde oynar diye. Oynar, işte. oynayamaz. Yani nasıl atlarda da var yağmurda iyi evet, koşuyor, kumru toprak Yani bu işte bu iş böyledir. Yani futbolcu, şimdi bu futbolculara mesela gençlerimize biz anlatmaya gayret ediyoruz ama şimdiki gençler seni dinlemiyor. Şimdi bakıyorsun, şimdi sağ içindeki organizasyona bakıyorsun. İlk önce bir karnını doyurması lazım oynanan oyundan herkes keyif alması lazım. Ama maalesef bu keyfi alamıyor. Ne çocuk futbolcularımız alıyor ne biz alıyoruz. Ve de taraftarlarımız da çok üzülüyor. Biz de çok üzülüyoruz. Futbolcularımız da üzüldüğüne inanıyorum. Ama ne kadar üzülüyor o da ayrı bir kavram. <laughs> Onları da bir değerlendirme içerisine alacağız. Kaptan tabii totaline bakıldığında e, aslında farklı bir lig, ikinci lig. Yani çok yer e, profesyonel liglerle çok benzeştirdiğimi söyleyemem. Yani Süper Lig bambaşka bir platform tamam mutlaka öyle. Ama birincilikten de çok farklı bir yer burası ben Şimdi hem burası hem üçüncü lig çok farklı. Çok, aynı, bir de bal ligi. Mesela şimdi Nülüfer e, aldı başına evet, gidiyor. 8 puan farklı. Ama, ama, parkla, ama, iyi, ama ne için gidiyor? İyi bir takım mı? İyi bir takım yapmış. Yani üçüncü lig ayarında bir takım yapmış. E şimdi ayarında bir takım yaptıysan bal liginde farklı olur. O fazla geliyor. fazla tabii. fazla. Aynı şey bizim için de geçerli. Mesela bizim Bursa Spor. Ben yıllarca ikinciliklerde çalıştım. Hı hı. Altay'da, Sarıyer'de, Fethiye'de bir sürü yerde çalıştım. Yani orada Bizimki Bursa spor gibi değil. Bursaspor'da sporda seyirci baskısı var. Var. Ee, her şey var. Camia yani. baskısı Camiye var. Camia var. Yani öteki de zaten bin kişi, iki bin kişi geliyor. İki bin kişiye zaten anlatabiliyorsun derdini. Ama Şu bu eksik, bu fazla, Ya, Burada <laughs> bu, burada anlatamıyorsun. Burada çünkü seni seven de var, sevmeyen de var. Herkes yani kötülemek için her şeyi söyleyebiliyor. Bir de sevgili kaptan, senin de hani içinde bulunduğun çok şanlı bir tarih var buranın. Dolayısıyla çok başarılarla zaferlerle adlandırılmış bir konusu var. Ee, hala insanlar nezdinde. Ee, bu ciddi bir paradoks. Hani yeniler genelde iyidir. Böyle aman eskiyi bir şekilde kapattık iyi oldu derler ama mesela Atatürk Stadyumu başka bir ambiyans. Biz hala mumlarıyoruz gibi orayı. Öyle düşünüyorum. Şimdi sen yıllarca tabii orada da oynadın. Bana göre orası yıkılması bir ayrı bir parantez açılması lazım. o Orada bizim tarihimiz vardı. Evet. Yani Wembley Stadı'nı kimse yıkmadı. Wembley Stadı'nı aynı yerde yapılanma yapıldı. Wembley yani stadyumunda İngiltere İngl milli takımı orada oynuyor. Bursa Spor Stadı da orada gene butik stat olarak onu yapılabilirdi ve orada kalıcı olurdu. Gene büyük bir stat dışarıda şehir dışında bir yerde yapılırdı. Bana göre, benim anlayışıma göre e, daha iyi olurdu. Çünkü orası bizim tarihimizdi. Biz tarihimizi yok ettik orada. Şimdi buradaki buradaki evet sağ büyük ama o sıcak atmosferi yakalayamıyoruz. O Bursa'da, Atolistan'daki atmosfer olmuyor. O günden itibaren böyle aklımda kalan ne başarı var diye düşünüyorum. Olumsuzluklar çok daha fazla sevgili kaptan burada. Yani biz ilk mağlubiyetimizi de işte Trabzon maçıyla açmıştık burada e, sezonu. Zor bir maçta galip gelmiştik evet. Ama işte böyle müferit e, başarılar işte tek tar taraflı galibiyetler var ama... İki alt klasmanı düşüşümüz mesela bu stadyumun e, açılmasının ardından yaşandı. Böyle hani sadece bir metalaştırıp bir şeyi oraya böyle bir e, anlam yüklemek istemiyoruz ama bu konuyla alakalı da bence çok sayıda e, bir dönüş var. E, bir an önce burada güzellikleri yaşamamız lazım ki işte Atatürk Stadyumu böyle bir anıydı diye belki insanların evet. kafasında yer etsin. E, ama görüyorum ki e, hakikaten farklı bir çıkış yolu var. Bu takıma transfer ihtiyacı var mı sevgili kaptan? Bu takım e olmaz mı? E olmaz mı? Geçen sene zaten te tesadüf kaldık ligde. Son maçta kaldı. Bir de üç tane de şu anda Tecrübeli birinci, oyuncu ligde, birinci değil. ligde oynayan oyuncular var şu anda 3 tane. Yani onlar olmasına Yeniden rağmen Cengi sen Cengi. tesadüf kaldın. Bir de onlar onlar yok oldu. Sen bu çocuklardan şimdi ligde kalmaya çalışıyorsun. Nasıl kalacak? zorlu bir fikstür daha bizi bekliyor. Yani, yani fikstürden daha ziyade yani dediğimiz gibi ancak bu kadro bu kadro onlardan konuşuyoruz zaman zaman diyoruz. Biz bütün olmak zorundasınız. Bizim kadro çünkü kötü oynayabilirsin. Gününde olmayabilirsin. Gol kaçırabilirsin. Her şey yapabilirsin. Problem değil. Ama kötü koşamazsın. Evet. Mücadele et bir de gelsin, yapamazsın. Bir de gençsin. Gençsen o zaman hep beraber bütün koşarsan bu bozmak daha kolay. Yapmak daha zordur futbolda. Sen bozabilirsin. Herkese bozabilirsin. Kalambroda maramada bir tane itersin. Kazanırsın. <laughs> Ama şu anki kadro yapısı olarak bu şekilde hareket edilmesi lazım. Çünkü bizim kadro oynayan işte orada baskı yapan sen Galatasaray değilsin ki. Yapamazsın. Yapamazsın. Sen yapabileceğini yapacaksın. Ben bunu yapacağım diyeceksin. Sen o kadar ondan fazlasını bulaşmıyor. herkes ama bütün olacak. Oynayan oynamayan. Şimdi oynamayan adam dedikodu yapıyor. Oynayan adam bir şey yapmıyor. Öte e, e, bir de çocuklar. Evet onu da unutmamak lazım. E, bir de çocuklar. E ne yapalım? Yani inşallah bu üstümüzdeki raketleri yenerlerse biz de istiyoruz. Bir hava bir rüzgar estirse 3 puan alsınlar da biz de ona göre bütün şehre gidelim. Tabii. Biz de istiyoruz. Onda da motivasyonu ayrı olacak. Yani. E olmaz o mı? O ziyaretler daha anlamlı olacak. E daha anlamlı olacak tabii. Yani bir rüzgar istiyoruz biz de. Yani bizde de bir destek olsun da biz de gidelim. Problem değil. Geçtiğimiz haftanın da en çok konuşulan olaylardan bir tanesi Ümit Şengül Hoca'nın gözyaşlarıydı. Yani evet. e, hakikaten çok duygusal, önemli, güzel bir röportaj verdi. O da ne kadar içselleştiriyor demek ki konuyu. E, zaten geldiği andan itibaren de ciddi bir destek var kamuoyu nezdinde. Sonuçta e, o da bakıldığında en son Süper Lig'de antrenörlük yapmış bir isim değil mi? Ya şimdi Ümit Hoca'yla Ümit Hoca hepsinden daha çok motive oluyordur maça. Hı hı. E çünkü o kay, bu maçı kaybettikten sonra diğer 15 gün sonra buca maçın şimdiden programını yapmaya başlamıştır. Normal. Tabii. Gerçi konsantre oluyorsun, çalıştırıyorsun. Yani bir deklenti içerisindesin. Çocukları yönlendirmeye çalışıyorsun. E karşılığını alamayınca ister istemez gardın düşüyor. Hatta dün Ümit Hoca'yı çağırdık, moral verdik. Hoca devam et, hiç problem değil. Biz buradayız, önemli değil. Futbolda var bunlar. Ama o, onun da o da o da duygusal tabii tarafı oluyor. Ağlayacak tabii yani normaldir yani. Keşke futbolcularımız da ağlasa maçtan sonra. Her <laughs> mağlubiyetten sonra ağlasa inan takım oluruz. Bak bu çok kıymetli bir şey söyledi. Bak her mağlubiyetten sonra ağlasınlar. Geçsin içeriye. Sen neden yapmadın? Ben neden yapmadım? Her mağlubiyetten sonra ağlasınlar takım oluruz. Bu işin sırrı buradan geçiyor. Başka türlü kazanamazsın. Maçı maçtan önce düşünmezsen kazanamazsın. maçı hazırlanma, konsantre olmasa kazanamazsın. Şimdi düşünebiliyor musun şeyde, bu e, ameliyata giriyor doktor. Bilmem ne e, onun planlamasını yapıyor. Maça hazırlanıyor. Yani gece erken yatıyor. Çünkü adama riskli durumu var. E sen şimdi aynı şeysin. Yani futbolda yani çıkıp oynamak değil ki o iş. Konsantre olman lazım. Bu maçı kazanmamız gerekir. Kazanmak için onu gece toplantılar yapacaksın. Sen buradan kademeye gireceksin. Sen oradan basacaksın. O ya. Şimdi onlar birbirine konuşmuyor. Herkes kendi telefonundan oynuyor. E, nasıl maç kazanacağız? Maçı yaşamıyorlar mı? Bence. Şu anki gençler de ayıpça aynı. Sadece bizimkiler demiyorum. Yani bütün gençler aynı. Hatta bir anımı anlatayım. Yani zamanımız varsa. Vay mı tabii. Fethiye'de bir takım Fethiye'yi çalıştırıyorum. Çok önemli bir maç. Ümraniye'de oynayacağız. Çok önemli bir maç. Dedim 6'da dedim toplantı. 7'de e, 6'da toplantı yapacağız. Herkes aşağı insin. 5 kişi herkes aşağı insin. Ben de lobideyim. Bakıyorum şimdi ne yapıyorlar. Herkes almış telefonu. Oturmuş 4 kişi 5 kişi. Telefona bakıyor. Benim tabi sinirliyorum. Ulan ben yarın ölüm kalın maçına çıkacağım. Adam telefona bakıyor. Adamın umurunda değil. Girdik toplantıya. <laughs> bir böyle çektim onları şöyle. Ya dedim sizde utanma yok mu dedim ya. Eşin olabilir, sevgilin olabilir, herki annen olabilir. Dersin anne toplantıya gidiyorum. Bir saat sonra bir telefonumu açacağım. Odada bırakıyorum dersin. Sen şurada oturdun kimle oturdun Mehmet diyorum. Tanımıyor. Ahmet kimle oturdun? Tan Vallahi bilmiyorum diyor. E, Bilmesi çünkü bakmıyorsun ki arkadaşına. E, nasıl savaşacağız beraber? Yarın bu savaşı nasıl kazanacağız? Nasıl olacak? Yani iletişim kurmazsan, birbirine uyarmazsan, birbirine bir bütün olmazsan, ortak mı Ha, Bireysel spor olur, adama hadi ne yaparsa yapsın dersin. Adam boksördür. Ama futbolda erke, oynayan oynamayan, dışarıda kalan herkes, personel, masör, malzemeci, hoca, herkes bir bütün olmak zorunda. O zaman başarı gelir. Biz öyle biz öyle olduk. Yeri geldi zaman ben rahmeti bir ilişki bağırıyordum, Yugoslavca bağırıyordum. Öteki <laughs> gel buraya diyordum, git. Yani neden amacımız bu kazanmamız? Allah Allah. Ha iş biter. Ondan sonra hatalarımızı söyleriz. Sen orada yanlış yaptın, biz burada yaptık. O ayrı bir şey. Ama maçı kazanmak zorundasın. Daha doğrusu şehir, şehirde nasıl geziyorsun? Biz gezemiyorduk. Biz mağlup olduğumuz zaman Bakıfköy'de gizli gizli arabaya biniyorduk. Bakıfköy'e gidiyorduk. Bir hafta gelsin de maç oynayalım kazanalım öyle şehirde dolaşalım diyorduk. Bir aidiyet duygumuz sorumluluk vardı. Utanma, diyorsun. utanma vardı. Sorumluluk vardı. Şimdi herkes rahat herhalde bilmiyorum. Dileriz hakikaten bir an önce bu noktadan artık Bursa Spor bir iğme yakalayıp ilk tabi bu hafta dediğim gibi bay sonra Buca karşılaşmasıyla bir e, çıkış yakalar. İnşallah. E, e, çünkü meyvelerini en azından sağ dışında topluyoruz. Şimdi bunun tabii bir şeyi olmamıştı. Sağ içinde topluyorduk. Bir zamanlarda sağ dışında olmuyordu. Dilerim şimdi artık sağ içinde de meyveleri alırız. Son sözlerini alalım. Başka, başka başkanım yani o iki ciplerde bana göre meyveler. Yani bizi sağ içi olaylar bizi iki ciplerde <laughs> önemli olan asıl biz vücudu kurtaralım. kurtaralım. Bu uzuvdur. Buna uzuvları ne derse ama önemli olan Bursa Spor kurtulması. Bursa Spor, bu borç patağından 1500, 1.5 milyar borç değildir Bursa için. Değildir doğru. Kim formülü ortaya koydu? Bur, Bursa şehri bütünleşirse, Bursa şehri bir bütün olduğu takdirde hiç kimse bizim önümüzde duramaz. Bursa Spor, istediği hedefe yakalar. Yeter ki biz değilim. Hı hı. Burada küsmüş olan olabilir. Daha önce yönetimlerde baş, görev yapmış olabilir. Herkes Bursa Sporlu oluyor. Yani mutlaka kalbi Bursa Spor için atıyordur. O yüzden sen ben değil biz yapalım. Tabii ki eleştiri olacak. Yani herkes, yani beni herkes sevmek zorunda değil. Ama saygı göstermek zorunda. Biz fedakarlık yapıyorsak, koşturuyorsak, Bursa Spor'un menfaati için şey yapıyorsak o zaman herkes saygı gösterecek. Ve herkes bize sahip çıkacak sağip çıkacak. Başka türlü sporu kurtaramayız. Bu bana göre son viraj. Bu virajı doğru dönmemiz lazım. Yoksa şarap. ay, 3 üç ay, 3 ay var önümüzde. Bu 3 ayda bir kenetlenmek zorundayız. Ondan sonra Mayıs'taki kongrede her şeyimizi doğru oturtulmuş vaziyette böyle çıkıp daha güzel bir temel oluşturup ve ondan sonra onun inşasını başlamalıyız. Zaten yola devam edecek gibi duruyor yönetim değil mi? Ya bizim için problem değil. Yeter ki bu spor iyi olsun. Yeter ki bu spor olsun. Kim mi yani görev kim bu işe fedakarlık yapıyorsa kim para veriyorsa her zaman başımız üstünde yerleri var. Yani ama şu yönetim tüm Türkiye'ye örnek olabilir. Öyle duruyor evet. Neden? Hiçbir yönetimde eski futbolcu yok. Ne Fenerbahçe'de, ne Galatasaray'da, ne hiç yok. Neden yok? Tamam biz para para konusunda pek yani bilgi sahibi değiliz ama bu işin içinden gelen eski futbolcu olarak Herkese danışılabilir. Herkese alırsın, konuşursun. Nerede hata yaparız? Transfer e, scout ekiplerini belirlersin. Bütün Türkiye'yi tararsın. menajere ka şey kalmazsın. Gebe kalmazsın. Ondan sonra aç, tahtayı açtığın zaman dersin arkadaş bunu alacağız, bunu alacağız, bunu alacağız. Kim imza atıyor? Beyan Çalışkan. Yanlış mı çıktı? Beyan Hoca ne yaptın? De. Ama ben biraz daha sıyan alırım. Yani yüzde 9 yanılmam da yüzde 90 yanılmam da yüzde 15 yanılırım ve az atarlan olayı çözersin. Tabii ki yüzde bütün transferin yüzde olmaz ama bir görüşümüz var, bir futbol bilgimiz var, yön verebiliriz. Ekonomik durumu iyi olan abilerimize kardeşlerimize yön verebiliriz. Abi alma bu, bu kadar para değmez. Bursaspor'da bu adam oynamıyor. Çünkü bir sürü adamlar geldi. 5 milyon euroya 10 milyon euro verildi. Onlar oraya gitti. Ve bir maçı olmadı Bursaspor'da Spor'da. Olan Bursa Spor oldu. En büyük zaten hata transfer hataları. Transfer hataları az olsa bu durumu düşmezdik. Teşekkür ederim sevgili kaptan. Ağzına sağlık. Diliyoruz ki Bursaspor Spor biraz önce bahsettiğin gibi o ışıltılı günlerine kısa zamanda en azından doğru bir yol haritası ve pusulayla döner. İnşallah. Yani dediğimiz <laughs> gibi biz demek zorundayız. Mutlaka. Bursa şehri istiyorsa Süper Lig'e. Teşekkür ederiz sevgili kaptan. Ben sağlık tekrar geldiğin için. Evet izleyiciler şimdi tabii programımızın artık son bölümünde olduğu üzere hemen kısaca uzmanların görüşlerini alarak e, Süper Lig karşılaşmalarını değerlendirip noktalayalım hemen. E, Samsun Rize mücadelesiyle açılıyor 27. hafta Süper Lig'de. Cuma akşamı saat 20'de oynanacak mücadelede e, uzmanların ana görüşü karşılıklı golün olacağı yönünde. Kayseri Spor-Ankara Gücü mücadelesi var Cumartesinin açılış haftası a, maçında burada da Kayseri Sporla Ankara Gücü berabere kalır fikri ön plana geliyor. Gaziantep- e, Başakşehir mücadelesinde de e, Başakşehir'in galip geleceği iddiaları var. Konya Spor-Hatay Hatay, e, mücadelesinde de beraberlik söz konusu. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında saat 19'da. Benabahçe'nin galip geleceği yönünde bir fikir beyan edilmiş. Sivas-Pendik mücadelesinde de bir beraberlik tahmini var. Karagümrük-Alanya mücadelesi ilginç maç bir tanesi. Ee, ama Fatih Karagümrük'ün yeneceği yönünde iddialar var. Trabzonspor-Adana Demir mücadelesinde Trabzonspor şansı görülüyor. İstanbul-Beşiktaş maçında favori Beşiktaş ve Galatasaray-Antalya karşısında da Galatasaray'ın favori olduğunu söyleyelim. Beyhan Çalışkan da. Bugün beraberdik. Bursaspor'u değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.